Dövme yaptırmanın Hanefi mezhebine göre hükmü nedir? Ve dövme yapıldığı zaman da dövme yapmak gusle mani olur mu? Hanefi mezhebine göre dövme yapmanın hükmü başka bir şey. Dövmenin gusül abdestine engel olması başka bir durumdur. Zira Hanefi mezhebinde Allah Resulü'nden rivayet edilen لَاَنَ اللّٰهُ vel müstevşimete, Allah dövme yapana ve yaptırana lanet etsin hadisinden dolayı klasik kaynaklarımızda dövme yaptırmanın caiz olmadığı ve bunun haram olduğu geçmektedir. Bu yapılan dövme ister deri altı, ister deri üstü veya bu çocukların herhangi bir yiyeceklerden falan almış oldukları o ıslatılıp da yapıştırılan boya bazlı maddeler olsun. Suret ve şekil girdiği zaman da dövme olacağından dolayı caiz değildir. Hanefi mezhebine göre haramdır. Dövmenin bu şekilde haram olmasıyla beraber gusül abdestine engel olup olmaması ise başka bir konudur. Zira Hanefi mezhebine göre gusülde ve abdeste kişi bedenin zahirini yıkamakla emrolunduğundan dolayı eğer dövmesi deri üstünde ise ve de deri üstünde olup suyun geçmesine engel olan ve tabaka oluşturan bir madde ile dövme yapılmış ise bu durumda gusül abdestine engel olur. Yani farazi bugün dövmenin araştırdığımız kadarıyla piyasada çoğu olan deri altına dövmeleri yapılacak olursa derinin üstünde olmadığından dolayı gusül abdestine engel olmayacaktır. Ancak kat'i bir şekilde haramdır Hanefi mezhebinde. Ancak eğer dövme, geçici dövme veya işte dediğimiz gibi bu çocukların yapışkan işte motiflerde olduğu gibi deri üstüne olacak olursa bu durumda bu yapıştırılan şeyin tabaka oluşturulmamasına bakılır. Eğer tabaka oluşturacak ise, yani kına gibi suyun geçmesine engel olmayan bir madde değil de tabaka oluşturup suyun geçmesine engel olacak bir madde ise bu durumda hem dövme olmasından dolayı haram olur hem de gusül abdestine engel olma durumu olabilir. Hasılı toparlayacak olursak Hanefi mezhebine göre vücuda motif işleyen, motifi olan dövmenin yaptırılması hem Allah Resulü'nden rivayet edilen hadisten dolayı hem de tagyirül fıtra olduğundan dolayı caiz değildir. Ancak gusül abdestine engel olması ise dediğimiz gibi deri altı olanlarda gusül abdestine engel olmaz. Ancak deri üstü olanlarda ise tabaka oluşturup oluşturulmamasıyla alakalıdır. Burada tabii şu hususa da dikkat edilmesi gerekir. Yani gusle engel oluyorsa bu yapılabilir bir şey kesinlikle değildir. Çünkü gusül babı başka bir şeydir. Bunun Allah katında vebal olup ahirette mesul olması başka bir şeydir. Haram olmaklılığı bir Müslümanın, yani dövmenin haram olması bir Müslümanın sakınması için yeterli bir gerekçedir.